terazilerden sonra akrepler. Sevgili akrep, bu hafta sen ne yaşıyorsun? Hangi alanda yıldız eksik? Hangi alanda neye dikkat etmen gerekiyor? Aşk hayatın niye böyle yerle yeksan? Şimdi bak. Seni ne üzecek onu konuşalım. Eğer gizli saklısı yoksa, eğer evli olan bir akrep burcuysa, ilişkisi olan bir akrep burcuysa, gizliniz saklınız yoksa içiniz rahat olsun. Ama gizliniz saklınız varsa, öyle bir dolunay ki bu, Mars'ın ve Satürn'ün zorlayıcı etkisi, hayatta kimse beni bulamaz, karda yürürüm izimi belli etmem diyen bir akrep diyorsan burcuysanız, vallahi iziniz ortaya, fotoğraf olmuş olacak. O kadar mı? O kadar. Hani karda yürürüm, hep öyle zannederler ya, ben karda yürürüm izimi belli etmem. Onların izi fotoğraf olur ortaya. Gezegen kombinasyonları, alemlerin Rabbi. Öyle her şey ortaya çıkar ki hiçbir şey gizli kalmaz. Elinde sonunda ortaya çıkar. Özellikle sevgili akrep, aşk hayatınızda gizliniz, saklınız varsa Allah sizin yardımcınız olsun. Yoksa bu yorum sizi hiç etkilemesin bile. İçiniz rahat olsun. Ama gizli saklısı olanlar varsa hemen telafi etmeye, gizliden saklıdan arınmaya özen göstersinler. Sağlığınızı korumaya çalışın. Maddi işleriniz düzelmesiyle hem sevineceksiniz hem de çalışma enerjinizin yükselmesine neden olan durumları yaşayacaksınız. Bugün itibariyle haftanın ilk gününe başlangıçları, aile, yuva, ebeveynlerle ilgili konulara adepte olarak giriş yaptılar. Salı günü Mars ve Satürn'ün kötü açısı, zorlayıcı açısı, özellikle yakın çevre ve kardeş, iş, hizmet, çalışanlar, sağlık konularında bazı sorunlarla, çalışanlarla ilgili problemlerle karşı karşıya kalmanızı etki edebilir ve neden olabilir. Perşembe günü Koç burcunda doğan dolunayla birlikte sağlık ve iş hizmetleriyle alakalı işleri, sorumlulukları olanların muhakkak dengeli, uyumlu, tepkisel ve dürtüsel davranışlardan kaçınmaya özen göstermesi gerekiyor. Yani dürtüsel, tepkisel, ani sözler, bağırışlar, çağrışlar, hı hı, haksızlığa bile uğrasanız ya da istemediğiniz bir şeyin ortaya çıkması, gizliniz saklınız varsa dürtüsel, tepkisel davranmak yerine bazen insanın hatasını da kabul etmesi, özür dilemesi şahane erdemlerden büyük biridir. Tabii doğru büyük erdemdir. O yüzden eğer bir ilişkiyi, arkadaşlığı, beraberliği kaybetmek istemiyorsanız af dileyin, özür dileyin, bir şans daha dileyin. Hı hı. Ama aman canım istemiyorum diyorsanız, daha sonra pişman olursanız sorumlusu sizin, sorumlusu sizsiniz, biz değiliz, bizden uyarması. Aynı zamanda sakin kalmalı, empati yaparak ilerlemeliler bu hafta yaşamda ve ilişkilerde. Asabi olmamaya, sinirsel durumlara çok özen göstermeleri gerekiyor dolunayla birlikte. Cuma günü Venüs Başak burcuna geçmesiyle beraber arkadaş çevrenizde sizi desteklemesini istediğiniz insanlara çok ihtiyaç duyabilirsiniz. Ama gerçekten haklı olduğunuz konularda mı desteklenmek istiyorsunuz? Yoksa bozacının şahidi şıracı hesabı mı? O doğru mu söyledim? Doğru doğru. Hayret, düzeltmişim. Bozacının şahidi şıracı olsun desteklenmeleri mi istiyorsunuz? Bir yalanınıza bir ortak aramayın diyorum. Ona göre. Bu hafta akrepler bol yalan söylüyorlar. Yakalanma ve riskiniz fazla diyorsun. Bence diyorum ki gelin sirkelenin. Bir yanlışınız ortaya çıkıyorsa af dileyin, özür diliyorum. Ki daha sürçtü dilim. Dolunay beni erken çarptı. Af dileyin, özür dileyin. Önünüze bakın. Huzurlu olun. Efendim spotum ise empati yapın. Ama bir dakika, sağlık konusunda neyi korumaya çalışıyorsun? Sinir sistemine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bak, ruh sağlıklarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yani yalanlar ortaya çıkınca yaman bir hafta onları bekliyor. Ya hayatlarında kimse yoksa? O zaman hiç etkilenecekleri bir durum yok. Peki. O zaman da çalıştıkları, ilişkide bulundukları kişilere karşı dürtüsel, agresif davranışlarda olmadıktan sonra ruh sağlıkları da güçlü olacak. Yaşam alanları da gayet güçlü olacak. Sadece kendinizi güçlendirin, sağlıklı beslenin, uyku düzeninize özen gösterin. Severiz akrepleri, akrepler candır. Evet, gerçekten candır. Çok, aşırı seviyorum akrepleri. Ben de çok seviyorum. Spotumuz ne? Spotum onlara empati yapın.
öfkeli davranışlardan kaçının. Yani karşınızdakini anlamaya çalışın sevgili akrepler. Bu hafta empati yapmazsanız, karşınızdakini anlamaya çalışmazsanız aslında olaylar sizi istemediğiniz yere getirebilir. Genel anlamda 12 burç içinde bu hafta ne önemli biliyor musunuz? Konuşmaktan ziyade konuştuğunun anlaşılması önemli. Çok önemli tabii. Yani sen istediğin kadar konuş, ben istediğim kadar konuşayım. Ne kadar anlaşılabiliyoruz? Karşı tarafın anlamaya ihtiyacı senin var mı? Senin konuştuğun karşındakinin anlayabildiği kadardır. Aynen yani ne öyle, kadar kesinlikle. konuşursan konuş. Sorularda sizler soracaksınız. Burcunuzla ilgili ne öğrenmek istiyorsanız Nuray Sayarı canlı yayında yorumlayacak. Boğa kadını dedikodusuz yaşayabilir mi Nur ablacığım demiş. Boğa kadın dedikodu yapmaz ki. Boğa kadını insanları eleştirmekten korkar ki başına gelmesin diye. Bilinçsizce farkında olmadan yapıyorsa bir şey diyemem. Ama hani eğer astrolojiyi bilen bir bireyim ben. En çok dedikoduyu yapmayı seven burç diye sor söyleyeyim. Ama ona da sorsan Allah'tan korkarım dedikodu yapmam der. Ama boğa kadını bu dedikodu yapmaz. Boğa kadını sadece dengelemeyi, düzeltmeyi istediği için kişinin yüzüne eleştiri yapar. O kadar. O kadar. Değil mi? Hakikaten öyle ama. Dengelen, doğru söylüyorsun. Ay ben de boğayım ya, o yüzden sen de biliyorum. Boğasın ki bak senin yükselenin ikizler. En çok dedikodu yapmak. Seven burç ikizler. Şimdi beni gömecek burada. Ay gömmüyorum. Evet canım, yok, yok. Söyle. Ama seni dengeleyen ne? Ay akrep. İçine dönüyorsun. Empati yapıyorsun. Hiç dedikodu yaptığımı gördün hiç mü? Hiç görmedim. Allah için konuş. Hiç görmedim. Hep yüze söylersin. Bak güneş ikizlerse Allah var yukarıda. Evet. Geçiyorum. Geç. Beni daha fazla gömmeden. Yok gömmüyorum zaten. Zaten aramızda gerginlik var ya seninle. Ya, değil mi? Öyle söyleniyor. Evet. Hay bismillah kendisini yarabbim. Kendisini uyanık sanan ama en çok kandırılan burç hangisi? Benim kızım böyle Nur Hanım demiş. Kendisini çok uyanık zannediyor. Kızım yengeç. Şimdi diyecektim yengeçler, öyle mi? Kovalar, aslanlar kesinlikle. Benim örnek karşında yükselen yengeç, zaten güneş, Nuray kova. Hanım söylesin de diyor, kızım da şu anda sizi izliyor, duysun kendini. Kıyamam ben size. Hayatta en güzel şey ne biliyor musunuz? Amiyane bir tabirle. İnsanların sizi akılsız görmesi, aklını kullanamadığı görmesi, efendime söyleyeyim, aptal olduğunuzu zannetmesi, düşünmesi. Ben yıllarca hep aptal oldum. Yükselen yengeç, güneş kova, ama çok şey kazandım. Her yerden her şeyi satın alabiliyorsun ama 250 gram iyilik ver, saflık ver diye bir şey satılmıyor. O yüzden gurur duyun kızınızla. Evlendikten sonra en çabuk aşkı unutan burç hangisi, ona göre bir partner seçeceğim kendime. İzmir'den selam olsun demiş. İzmir'e de selam gönderiyorum. Evlendikten sonra en çok aşkı unutan burç, merak ettim valla. Şimdi yine kızacaklar bana. Terazi mi? Kovalar ve teraziler. Hı. Erkekleri ama. Bir de oğlaklar. Evet. Yani oğlağa sürekli aksiyon yapman lazım. Peki evlendikten sonra bir ömür boyu aşkı bulacağımız burç hangisi, onu bulalım bari. Yengeçtir. Öyle mi? Boğadır. Akreptir. En başta akreptir. Bak adı çıkmış 9'a, bir daha inmez 8'e. Gerçekten evliliğe karar verdiyse akrep erkeği, koç erkeği, efendim bunlar tutkuyla aşkı yaşar ve onların karşısına da hep o aşkı, o enerjiyi yükseltecek kişiler lazım. Peki. Yay kadınıyla ikizler erkeği tutkulu aşk yaşayabilir mi? Yay biraz galiba şey değil mi? Özgürlüğüne düşkün. Ama ikizler de düşkündür. İkizler de düşkün. İkizler de düşkündür. Hava ve ateş. Ateşin havaya, havanın ateşe ihtiyacı vardır. Evrensel anlamda çok tutkulu yaşarlar. Ama bak tutkuyla da kavga ederler. Tutkuyla da aşk yaşarlar. Hı hı. Yengeç kadını mı yoksa Başak kadını mı daha duygusal? Yengeç kadını duygusaldır. Başak kadını mantığıyla hareket ettiği Başak için. Başak toprak değil mi? Toprak. Daha o mantığıyla mantıklı. Hareket eder. Aklıyla hareket eder. Kalbe dokunarak, kalbiyle düşünüp davranış yapan ise yengeçtir. Peki en çabuk aşık olan burç hangisi? Balık. Yengeç. Çok tatlı. Balıkları çok seviyorum ben. Ben de çok seviyorum. Çok İnanılmaz. Duygusal, çok şeker oluyorlar. Kadınları böyle kokoştur, aşırı duygusaldır. sevmeyi severler kesinlikle. Böyle naiftirler. Naiftirler, zariftirler. Nur Hanım, ben kovayım, karım aslan. Biraz bencil demiş. Aslan burcu bencil midir? Acaba beyefendiciğim aynada kendinizi görüyor olmayasınız? Siz bir kova erkeğisiniz.
Şimdi aslanın egosu vardır evet ama boş yere ego yapmaz aslan kadını. Bak aslan erkeği farklıdır, aslan kadını farklıdır ama eğer egoistlikten ve kendini düşünmekten bahsediyorsak kova erkeğidir bu. İstiyorsanız bana gücenin ama ben hakikati söylemek zorundayım. Nuray ablacığımı çok seviyorum, enerjisini çok seviyorum çok demiş. Çok teşekkür ederim. Sevgili Emine, boğa erkeğine aşkta güvenilir mi? Evlenene kadar düşündürücüdür. Evlendikten sonra güvenilir. Eğer sizi eş yaptıysa hiç korkunuz olmasın ama onu hep tutkunuzla besleyin, gözü dışarıda kalmasın. Aklı çabuk karışır. Döneceğiz tekrar. Sevgili seyircilerimiz, hadi şimdi bir haftayı birlikte değerlendirelim. Bakalım gezegenler bu hafta bize neler söylüyor? Hangi alanda neye dikkat etmeniz gerekiyor? 12 burcu tek tek yorumlayacağız. Ne olur sadece bizi izlemekle yetinmeyin. Siz de etrafınızda kim varsa haber verin. Çünkü bu hafta çok önemli. Türkiye televizyonlarında 12 burcun tek tek anlatıldığı. Yani bu haftaya nasıl başlayacaksınız? Gezegenler sizi nasıl etkiliyor? Hangi alanda neye dikkat etmeniz gerekiyor? Hepsini konuşacağız. Sizden tek ricam eşe, dosta, konuya, komşuya en sevdiklerinizi haber verin. Bu arada işim gereği bir yolculuk yaptım. Firma adı vermeyeceğim. Kaptanlarımız, pilotlarımız, hosteslerimiz izinli olmak için can atıyorlarmış. Pazartesi günü olsun da hayatta her şey var izleyelim çok diye. Çok selamları var sana. Daha sonra firmanın adını söylerim ben sana. Selam. Ben de bizi izleyen, bize ulaşamayan ama ekran başında her pazartesi bizimle olan herkese çok teşekkür ediyorum.